Aliye Yalçın olay çıkardı acil. Sen ne arıyorsun burada? Hastayım, görmüyor musun? Ekrem Bey, Ekrem Bey. Ekrem Bey burada, tamam. Geliyoruz. Ekrem Bey. Tamam be. Bir şeyi beceremiyorsunuz kendiniz. Ekrem Bey, Ekrem Bey. Yalçın. Ne sanıyorsun sen kendini? Nesin sen? Kaç kişiye yeter gücüm? Nefesine çöktüğün gün anlarsın. Gel! Atın bunu! Atın karantinaya! Sen neredeydin? Çamaşırhanede. Çamaşırhanede. Ne yapıyordun orada? Temizlik yapılıyordu. Onu kontrol ettim. İyi temizliyorlar mıydı bari gözüm? Gel. Hadi beraber bakalım hadi. Temizlemişler mi bakalım? İyi temizlemişler mi? Gel. Ne oldu? Kadın havalandırmada olay çıktı efendim. Bir saat ayrılmaya bile gelmiyor.
seviyorum. Ya seviyorum burayı işte, seviyorum. Gitme. Yürü dedim. Almayayım seni de aşağı. Zafer'im. Aliye kuvveti. Duydun mu? Nerede bu temizlikçiler? Ne çabuk kaybolmuşlar ya. Allah Allah. Allah. Alo. Neredesiniz? Kimse yok mu? Neredeler? Ben buldum. Sakın koğuşta saklanıyor olmasınlar. Evet, evet, koğuşta. Gel gözüm, birlikte bakalım. Oradalar, gel. Ne oluyor Tarık? Biz Emir'i hastaneye kaldırdık. Aliye fena halde ölmüş. Başına vurmuş. O yüzden tomografi çekilecek. Ah Aliye. Niye dövmüş? Filiz bir şey dedi mi? Filiz baygın durumdaydı. Konuşacak durumda değildi. Durumu ciddi mi? Maalesef. Hayati tehlikesi olabilir. Aç, aç. Çekinme gözüm, aç. Aa. Bak. Temizlikçi buradaymış. Çamaşırhaneyi temizlemeye gidiyorsun. Görüyor musun bunları? Ya Özgür almış bunları. Kardeşim, kardeşim ya. Söz verdin Aliye. Yeter dedik, anlaştık. Ama sen hala... Filiz'i ne hale getirmişsin? Hastaneye kaldırdılar. Onu da öldürecektin. Ya çalışmış benim için Özgür içeride. Anlıyor musun? Bana bunları almış. O pislik ona iftira attı. O zehiri almıyor, kullanmıyor artık. Bıraktı Özgür. Ve... Yani uyuşturmuyor artık kendini. Kendini haklı çıkarmaya çalışma.
Senin kardeşin var mı Handan? Yok. Ya konuşma o zaman. Hı? Sana söyledim. Bir kez daha söylemeyeceğim. Bu gece buradasın. Yarın gece de. Bir düşün. Seninle ilgili bir olay istemiyorum. Kağıt yolla bana. Bir de kalem. Şey. Özgür'e cevap yazmak için. Handan. Duydun mu? Ya bak. Söz tamam. Sana da şeker vereyim mi? İstemezsin şimdi. Zaten ağzın tatlanmıştır senin. Şimdi diyorum ki ben... bu mahkumu çok sevdim. Böyle işlerde kullansam. İyi de çalışıyor. Temizlik yaptırırım. Sonra başka özel işler. Bana bak. Bırak. Vay. Vay 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 vay. Demek öyle. Ne yapacağız şimdi? Evlendirelim sizi. Nikah şahidiniz de ben olurum. Ha? Seni de Yakup'un koğuşuna koyarız. Orada dertleşirsiniz bol bol. Ha? İster misin? Yok öyle bir şey. Hiçbir şey yok bizim aramızda. Sandığın gibi değil. Ya nasıl? Sabret. Öğrenirsin. Sabredelim. Öğreniriz elbet. Yürü. Özgen Hanım, odama gelin lütfen. Girin. Buyurun efendim. Bunları karantinaya götürün. Aliye için. Peki efendim. Thank you.
Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Saat kaç? Aklın sıra intikam düşünüyorsun, değil mi? Hele bir dene gözüm. Hele bir dene. Akıllı ol. Uslu dur. Zararlı çıkma. Bir daha söylemem. Kural benim müdür hanım. İçerisi dışarısı fark etmez bana. Hayat bu Handan Hanım. Bir gün varsın, bir gün yok. Kendine en güvenen bile gün olur yolda yürürken pof ortadan kayboluverir. Cengiz Bey, odama gelin lütfen. Geliyorum Handan Hanım. Girin. Erkek koğuşları havalandırmaya çıktı mı? Hayır efendim, çıkmadılar. Ölen Ömer, onun koğuşuyla görüşmek istiyorum. Siz bilirsiniz efendim ama... Ben bu cinayetin peşini bırakmayacağım Cengiz Bey. Siz korkuyorsanız gelmeyin. Gidelim Handan Hanım. Hayrola Cengiz Bey, nereye? Ömer'in koğuşuna, cinayetle ilgili bilgi almaya. Sizin için bir mahsur mu var? Yok efendim. Kurcala bakalım cinayeti, müdüre bozması. Neye ulaşacak? Oo, Hayriye Hanımlar gelmişler. Hoş gelmişsiniz Hayriye Hanım. Kilo vermişsiniz. Hayırdır, diyette miyiz? Ben senin gibi çok gardiyan gördüm. Terbiyeni takın, bırak işlemimi yapsınlar. Ben seninle uğraşamam. Demek bir an önce işlemleriniz bitsin istiyorsunuz Hayriye Hanım. Koğuşuma gideceğim. Koğuşuma gideceğim. Bahçenizi de açalım mı Hayriye Hanım? Çiçeklerinizi görmek ister misiniz? Hı? Özlemişlerdir sizi. Yanına kediyi de verelim. Oh, keyifler keka. Bol geçen anı değil burası. Git gel git gel misafir gibi. Öyle mi? Bitir şunun işlemlerini. Ben onu yerine götüreceğim.
Kim aldı Ömer'i koğuştan? Bakın. Burada hepinizin can güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Bize yardımcı olmazsanız elimizden bir şey gelmez. Tekrar soruyorum. Ömer'i koğuştan alan gardiyanı gördünüz mü? Görmedik. Sen Yakup, niye şişledin Ömer'i? Zinet mi yaptırdı sana? Ben... yok, Ömer sinirlendirdi beni. Bak Yakup, başına neler geldi değil mi? Filiz istedi Ömer'i şişlemeni, bunu biliyoruz. Zinet de ona söylemiş, ondan da haberimiz var. Her şeyi biliyoruz. Bize yardım edersen kimse cezasız kalmaz. Ha? Bildiğinizi saklamayın. Bize güvenin. Böyle laf aramazsın müdür bey. Ben müdür bey değilim. Müdüreyim. Pes gülmeyin. Kimse karşınıza dikilmez. Yaptıklarınızın hesabı sorulmaz sanıyorsunuz. Burada yapılan hiçbir şeyin hesabı hiçbir yerden sorulmaz Hayri Hanım. Bak. Görüyor musun? Görüyor musun duvarları? Bak, bak. Bak. Ne kadar yüksek ya. Hiçbir şey dört duvar arasında kalmaz. Buradakilerin sesi er geç dışarıya ulaşır. Senin dilin hala uzun ama. Ben koparmasını bilirim o dili. Yürü! Bırakın ya, İlhan gelsin, öyle değil mi ama? Buyur işte. Zorla gel kaşın, değil mi? Ne o? Hücranlarını mı yazıyorsun sen? Ah canım, gözlerim doldu. Keyfimi bozamazsın ki. Bak kimi getirdim sana. Arkadaş. Aliye. Hayriye abla. Ay Hayriye abla çok zayıflamışsın ya. Güzel olmuş muyum, yakışmış mı? Aa, evet fıstık gibi olmuşsun, çok güzel olmuşsun. Ah, keyifler keyif. Bak sizi yan yana hücrelere koyuyorum ha. Muhabbetimiz bol olsun diye. Her şeyi biliyoruz ama hiçbir şey. Korkuyorlar anladım. Kimden korkuyorlar Cengiz Bey? Ben güvence veriyorum onlara. Ekrem'den korkuyorlar. Ekrem'in Zinet'le işbirliği yaptığını biliyorlar. Siz ne diyorsun? Benim bundan niye haberim yok? Artık biliyorsunuz. Yazmaya çalışıyoruz burada değil mi?
Ya seninle uğraşamam şimdi. Ya git! Belanı başkasından bul! Hayriye abla, var ya bunun çok kafasına vurmuşlar. O kadar vurmuşlar ki böyle olmuş. Çocukluğunda çok şiddet görmüştür belki de. Sana ne benim çocukluğumdan? Sus. Bunun da tedavisi vardır. Senin için de çok geç değildir ben. Manyak manyak konuşma be kadın. Böyle yüksek yüksek yerlerden böyle büyük büyük laflar. Hadi bakalım. Kimin gücü kime yeter? Senden korkmuyorum. Öyle mi? Çok iyi. Çok iyi. Sen benim daha dayağımı yemedin. Psikolog teyze. Başımıza bir de psikolog çıktı ya. Allah. Şimdi anlarsın korkar mısın korkmaz mısın. Bir dayağımı tat da. Ekrem Bey derhal odama gelin. Efendim ufak bir iş. Derhal dedim. Efendim izin verirseniz ben dışarı çıkayım. Ekrem bu bilgiyi size benim verdiğimi öğrenince üzerime gelecektir. Siz de mi korkuyorsunuz bu Ekrem Bey'den? Korkmuyorum dersem yalan olur. Ama kendim için değil. Geliyor. Siz çıkın. Sonra konuşuruz. Hakkınıza disiplin soruşturması başlatıyorum Ekrem Bey. Nedenini öğrenebilir miyim Handan Hanım? Öğreneceksiniz Ekrem Bey. Yakında. Savcım izinde olmasaydı çok üzülürdü. İzin dönüşü üzülür o zaman. Zinet'le ilişkinizin düzeyini öğrenince o bile kurtaramayacak sizi. Çıkın şimdi. Thank you.
Filiz nasıl? Öldü mü yoksa? Onda daha çok can vardır ya, neyse. Kayboldu. Zeynep Sultan, konuşmamız lazım. Handan bir şeyler kurcalıyor. Senin izini sürüyor. Cinayeti araştırıyor, haberin olsun. Sana sıkıntı vermiş ha. Canan asılmış. Senden laf alamamıştır tabii. Elbette. İşler arttı Ekrem. Cepsiz olmayacak artık. Anladın değil mi Ekrem? Zeynep'im. Yarın görüşe geliyorsun değil mi? Merak ettim. Meraklanma. Her şey yolunda. Yarın yanındayım. Osman. Böyle seni buradan aramayayım boyuna. Anladın değil mi? Hı-hı. Tamam, yarın gel. Karşılarız seni. Duramıyor Beray'ını göremeden. Benimle gel. Nereye? Yürü sen. Doktora çık. Kıvranıyor seninki. Sıkıldı beklemekten. Yok yok. Dokunma sen ona. İyi adamdır o. Yarın gel. Güle güle. Ne o kıvranıp duruyorsun? Bu ondan basbayağı korkutmuş seni. Handan sana havale. Ben başka şeylerin peşindeyim. Söylesene nereye gidiyoruz? Söyleyeceğim. Ama sen de söyleyeceksin. Ne söyleyecekmişim? Dün Ekrem'le konuşurken ne demek istedin? Cengiz'le aramızda bir şey yok. Öğreneceksin diye. Ne demekti bu? Cengiz, sen hasta mısın? Ne deseydim Ekrem'e? Ekrem, biz Cengiz'le sevgiliyiz. Bizim peşimizi bırak mı deseydim? Keşke öyle söyleseydin. Delisiniz. Evet, deliyim. İyi ki de öyleyim.
Bizim yolumuzun geri dönüşü yok Beray. Anlatalım her şeyi. Evlenelim. Beklerim seni. Beklemekle biter mi benim cezam? Ben sana ancak zarar veririm. Gözün görmüyor Cengiz. Kendini, işini benim için tehlikeye... Gözüm görüyor. Bir senin. Gerisi boş. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Biz... Yok yok aman. Rahatsız olmayın siz. Devam edin. Ben şuradan geçip giderim. Bunu da yetiştir Handan Hanım'a. Koş. Ekrem Bey. Ekrem Bey. Ekrem Bey ya. Daha dur. Yalvaracaksın bana. Önümde diz çökeceksin. Bunu da rüyanda görürsün bir daha. Kaybol ortadan. Gözüme görünme bugün bir daha. Handan Hanım'a da selam söyle. Ne biçim ses çıkıyor Hayri abla? Böyle öksürük mü olur? Bırak kolumu acıtıyorsun. Yok abi. Hadi hadi. Piyasa yeri değil burası. Yürü. Selam sabah. Oh. Ne hala? Geç bakalım. Topla topla gel. Ha? Beni sakın yalnız bırakma burada. Ha. Hepinizi yan yana koyuyorum bak. İster solo, ister koro halinde bağırın. Belki sesinizi bir duyan olur. Oo. Hayri yarım. Çok yakışmışsınız buraya. Hadi bakalım. Çocukluk anılarınızdan başlayın. Ya Beray. Şey betona oturma ha. Yani altına bir şey koy. Yani siz alışkın değilsiniz. Ben bilirim. Dikkat et. Sonuçta yalnız değilsin artık. İçindekini düşün. Donar ha. Sen ne diyorsun Aliye? Hayriye abla. Neler diyorum neler. Ya Aliye sus. Ya anlatsana. Kim bu, yabancı mı? Hayriye abla bu. Ya bak. Bir de senin için de bir şeyler yapar. Unutma, sonuçta benim için kaç gün aç kaldı. Anlat Cengiz'i, bebeği. Doğru mu Beray? Cengiz baba oluyor Hayri abla, baba. Cengiz biliyor mu? Bilmiyor. Bir tek Tarık biliyor. Açık etmiyor o da. Cengiz bir ara Tarık'tan kuşkulandı.
Adamın burnunu dağıttı. Tarık da sır küpü. Güler misin, ağlar mısın? Gül gül. Bebeğimiz olacak. Sen işin gırgırındasın Aliye. Ben anlattıkça içim bulanıyor. Aman yapmasana öyle. Sen de sevin. Ayrıca bak şimdi daha güçlüyüz. Hem Hayriye abla hemşire ya. Yani sana yardım eder, bebeğe de. Emin ol, o bulur bir çaresini. Çare mare yok. Aliye doğru söylüyor. Bir çare bulunur. Hele gelen bebekse. Ya tabii ya. Diyorum ama anlamıyor ki. Ha biz neler yaşadık burada, neler. Koğuşta. Hep beraberdik. Yine oluruz. Ya sen bir bebeği doğur hele. Şey, ne zaman katılıyor aramıza kendisi? Baharda. Aa ne güzel. Böyle çiçekler açınca. Bahar koyalım adını. Ne malum kız olacağım. Bana da öyle geliyor Hayriye abla. Hisseder miyim sen? Sen bilmiş miydin kızın olacağını? Bilmiştim. Beray. Biliyor musun ne? Böyle ilk defa mutlu mutlu konuşuyoruz bebekten. Farkında mısın? Ben diyorum kız olacak. Böyle mutlu mutlu bir kız bebek. Oh be. İyi ki gelmişiz hücreye. Günaydınlar efendim. Hayriye abla. Size de yemek getirmek lazım. Hey Allah'ım. İdare sıfır. İnsan sayı verir. Siz bekleyin biraz Hayriye abla. Şey dur bir. Ne var? Bak. Bunu yazdım. Şey, yolanacak kardeşime. Al. Nereye yollanacak? Kardeşin kim? Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Bak. Adres burada işte. Tamam. Başka bir emrin var mı? Var. Okuma sakın. Ya da oku, ibret al. Hı? Ne okuyacağım be? Zaten ananın okuyor mektupları. Çok da merak ederim senin mektubuna. Pis mavi gözlü. Günaydın. Efendim Hayriye ablayı gördüm. Geldi mi Hayriye abla? Nerede şimdi? Karantinada efendim. Karantinada mı? Nasıl olur bu? Altı. Yedi, son. Geçin içeri, geç. Beray'la Aliye nerede? Merak ediyorum. Merak etme. Emin ellerdeler. Rahatları yerinde. Geç içeri. Osman'ı karşıla. Dün duydum. Emaneti adam gibi sok içeri. Kapat kapıyı. Hayriye abla.
Bunlar nasıl insanlar? Seni buraya nasıl sokarlar? Ne oldu doktor? Çok mu şaşırdın? Bak, biz de buradayız. Hep buradayız. Biz de seni bekleriz. Bak, daha Beray da orada. Tarık, sen Beray'ı çıkarmaya bak. Hayri abla biliyor musun? Kim yaptı bunu? Ekrem tabii. Ama senin kafa basmaz. Niye aldı? Ne derdi var? Pislik ne? Bela ne? Sen odanda otur, önlüğünü giy ve uzun uzun bahçeye bak anca. Hı? Seni buradan çıkaracağım. Sağlığın, hastalığın. Hem bir tek ben miyim? Ayıp oldu. Sen anca Hayriye abla için gel buraya. Diğerleri zaten hiç bilmesin. Kapatın gözünüzü. Bu hücrelerde adam öldürülüyor be. Böyle kafayı duvara vura vura. Ama onların hesabını tutmuyor doktorlar. Git Tarık. Ya herkesi çıkar ya da ben de çıkar. Çıkaracağım. Gir. Efendim mektuplar. Bu da Aliye Yalçın'ın mektubu. Zarfı yok. Bu adrese gidecekmiş. Tamam, çıkabilirsiniz. Özgür. Hepsini görüyorum rüyamda. Böyle kocaman kıpkırmızı bir arabaya biniyoruz. Hep gaza basıyoruz. Sen camı açıp bağırıyorsun ve çok uzaklara gidiyoruz. Sonra denize atıyoruz kendimizi. Her yer köpük, dalga. Hep gülüyoruz. Burada çok iyiyim ben. Kendime bakıyorum. Bak sen de öyle yap. Sakın bırakma kendini. Üzülme. Hep düşün ben varım. Sen iste kaçar gelirim alırım seni oradan. Yemek ye, çok ye, çok çok ye. Zayıflama. Ben hep yiyip yatıyorum. 100 kilo oldum burada. Yine yaz bana. Geçecek biliyor musun? Sen çıkacaksın oradan, ben de buradan. Yine yan yana olacağız eskisi gibi. Sarılıp yatacağız beraber. Hiç canımız yanmayacak. Hiçbir yerimiz acımayacak. Az kaldı Özgür. Canım kardeşim benim. Bir şey yapmak zorundasın. Hayri abla geldi ve Ekrem onu gelir gelmez karantinaya aldı. Kadın kanser, bunu sen de biliyorsun. Beray da orada. Beray da yani... Tamam. Sakin anlat. Ekrem. Hayri ablayı ve Beray'ı karantinaya aldı. Bu olacak şey değil. Başa çıkamıyorum bu adamla. Yani...
Cengiz Bey, odama gelin lütfen. Geliyorum Handan Hanım. Sana izin veriyorum 3 gün. Git, görünme. Handan Hanım çağırdı. İzin vereceksen önce gidip Handan Hanım'a sor. Demek öyle ha? Söylerim kızla yakaladım. Durma. Durma, git söyle. Bana bak. Eğer savcı izinde diye böyle yapıyorsan pişman ederim. Handan Hanım bekliyor. Ekrem Bey. Daha yeni topladım hepsini. Herkesin önünde söyledim. Keyfi karantina yok. Mahkuma kötü davranmak yok. Daha ne yapabilirim ki? Bütün gardiyanlar kötü davrandıkları bütün mahkumlardan özür dileyecekler. Ve bir daha bunu tekrarlamayacaklar. Gir. Cengiz Bey. Karantinadakilerini çıkarıp koğuşlarına götürüyorsunuz. Baysun efendim. Sizin haberiniz yok muydu Beray'ın ve Hayriye Hanım'ın karantinaya konulduğundan? Bana niye haber vermediniz? Ekrem Bey sürekli tehdit ediyor efendim. Ekrem Bey. Ekrem Bey. Nerede kötülük, orada Ekrem Bey. İzninizle. Bu Filip pisliğinden haber var mı? Hala hastanedeymiş. Yoğun bakımda. Dua et de ölmesin Aliye. Temiz temiz ölemezdi o. Pislik kokar çünkü. Böyle gömsen de kokar, yaksan da kokar. Ya onun yeri morg. Morg. Böyle koyuyorlar ya bir dolaba gebelince. Böyle. Ya işte o dolapta beklesin ki kokmasın. Sende de hiç akıl yok Aliye. Ölse cinayetlerin iki edecek. Bunu düşüncene neler söylüyorsun? Saymak da bitse tamam. Ha bir ha iki. Ne yani şimdi oturup sayacağım mı tek tek? Okey. Gülten bir pislik, Filiz iki pislik, Ekrem üç pislik. Hem yine pislik. Ha işte bak gördünüz mü? Herkesin gebertmek istediği biri var çünkü. Hı? Hadi gel Hayriye abla biz Hoş geldin Hayriye abla. Hoş bulduk. Burası neresi böyle? Koğuş mu taşındı? Bizi artık buraya çıkarıyorlar. Yok. Sen gittikten sonraki yeni numara. Uzak benden Cengiz. Bu Ekrem başımıza bela olacak. Senden uzak duramam Beray. Handan Hanım'a gideceğim. Anlatacağım her şeyi. Belki bize bir yardım dokunur. Sakın. Sakın böyle bir şey yapma. Hey, ne oluyor Hayriye abla? İyi misiniz? Arada oluyor böyle. İsterseniz burada biraz dinlenin. İyiyim, iyiyim. İyiyim, gidelim. Gel. Görüş başladı mı? Başladı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayriye abla. Hoş
geldin. Hoş bulduk. Hiç haber alamadık senden. Çok zayıflamışsın. Kötü bir şey yok değil mi? Yok, geldim. Geçti işte. Osman Zeybek. Kime geldin? Zinet Kara. Geç. Hoş geldiniz Osman Bey. Ben başgardiyan Ekrem. Başgardiyan Ekrem. Hoş bulduk. Gardiyan arkadaşların hatırını saydık, bunu getirdik. Ağızları tatlansın. Sağ olun. Buyurun, görüş yerine götüreyim sizi. Zinet Kara. Görüşe. Ay abla, ne mutlu sana. İnşallah Mümtaz da gelir. Çocukları getirir de severim kuzularımı. Aa. Ne oldu? Hiç, bir şey unutmuşum. Azmi Kevser gelebilir mi önce? Bir diyeceğim vardı ona. Al bunu. Kocan yolladı. Vermeyi unutmuşum. Telaştan insanda akıl makıl kalmıyor ki burada. Al hadi. Niye bana bırakmadı da sana verdi? Unutmuş işte. Ne bileyim ben. Ya. Siz her gün görüşüyor musunuz bakayım? Aranız iyi mi? Kevser. Ne demeye getiriyorsun sen? Utan. Ben mi utanayım, sen mi? Cevap ver. Belli etme mi dedi sana? Üçüncü diye seni mi alacak? Utanmaz seni. Bırak. Enayi mi sandın sen beni be? Bırak. Bırak. Saf mı gördün sen beni bırak be? Dedim. Yüzüm bırak yumuşak dedim. Diye. Bırak. Be. Bırak. Yani sen o Mümtaz'ı bir daha gör. Hadi. Benim görüşçüm beklemez. Yürü. Nerede kaldı? Niye gelmedi? Gelir şimdi. Ben ayrı geceler bilir misin, uzun olur neyleyim.
Seninle bir konuşalım Ekrem Bey. Kimmiş bu Zinet'in canını sıkan? Burası cezaevi. Burada mahkumun canını kim sıkar? Müdüriyet. İyi. Akıllı adamsın. Gidip bir görüşelim şu müdüriyetle. Sen de tatlıyı yerine ulaştırmayı unutma. Handan Hanım. Evet. Sizinle görüşmek isteyen bir ziyaretçi var efendim. Israr ediyor. Kimmiş? Zinet Karan'ın ziyaretçisiymiş. Tamam, gelsin. İyi görünmüyorsun. Değilim. Nelerle uğraşıyorum? Zinet'le, görüşçüsüyle, cinayetle. Torununu doğrayan kadın değil mi bu? Cinayete bir ilgisi mi var? Dikkatli olandan. Sen ne diyecektin? Hayri ablanın ilaçları. Kalmamı ister misin? Korkuyor musunuz benden? Kapatın kapıyı. Korkmuyorsunuz. Zinetim için koca bir şehri yıktım. Memleketimi. Çok adam devirdim. De ki arkana baktın mı? Pişman oldun mu? Bizde kan önemlidir müdür hanım. Hak etmişin kanı dökülür. Bana bakın ne söyleyeceksiniz çabuk. Ayağına denk al. Pişman olursun. Derhal odamdan çıkın. Çıkın dedim. Thank you.
Sen ben ayrı geceler bilir misin? Uzun olur beyleyim. Abi kadın çıktı. Şoförle beraber. Takip et. Evi, yolu, istikameti istiyorum. Tamam. Takip et. Derhal Zeynep Kara'yı yoluma getirin. Efendim? Peşime adam takıyor. O Osman denen adamı odama yolluyor. Kim olduğumu öğrenecek bugün. Hemen getirin, bekliyorum. Baş. Alıştırma böyle ama. Hayır, hiç şişmanla. Böyle çok zayıflamak kötü bir şey. Biz daha çok kavgalar yapacağız beraber. Böyle çiçekler açana kadar kavga edeceğiz ya. Bahara kadar. Ya. Zinet Kara, Handan Hanım seni görmek istiyor. Gayret Handan. Ancak o gelir bunun hakkında. Handan bitirir onu be. Duman eder. Gir. Kalın Cengiz Bey. O adamlarınızdan da, yanıma yolladığınız kabadayın bozuntusundan da korkmadım. Siz her yerin patronusunuz ha? Kural sizsiniz. Burası
O sizin çalıştırdığınız genel ev değil. Sizin gibi bir kadın benim muhatabım olmaz. Anlıyor musunuz beni? Olamaz. O iğrenç ellerinizi, adamlarınızı çekeceksiniz üstümden. Lafına dikkat et. Naklinizi isteyeceğim Zinet Kara. Sizi istemiyorum burada. O pis işlerinizi buraya taşımayacaksınız. Lafım bitti bu kadar. Götürün. Emret sesine kurban oldu. Zinet'im. Kendi mezarını kendi kazdı. İyi akşamlar. Şoför bey haber verin. Efendim, şoförünüz şimdi buradaydı. Şimdi bulurum ben. Yok, tamam. Ben yalnız da gidebilirim. Şoför gelmezse polise haber verin. Şoför için. Kadın çıktı abi. Tek başına. Güzel. Gözünü ayırma.
Tarık. Anne. Gel bin, seni evine bırakayım. Güzel sürpriz. Her zamanki gibi. Üstüme geliyorlar. Bir yer biliyorum. Her derde deva. Ekmek arası balık. Ne dersin? Tamam. Hemen ileriden sola dön o zaman. İstikamet değişti abi. Eve gitmiyor. Bir adam aldı yoldan. Alsın. Ferişte Han'ı alsın. Takip et. Yerini bilir bana. Mis gibi kokuyor. Usta bize iki tane ekmek arası balık. Hemen. Yeşilliği biraz bol olsun. Hemen hazırlıyorum. İyi değilsin sen. Neyin var? O Osman serserisi izletiyor beni. Osman? Osman Bey Handan Hanım'la görüşmek istiyor. Osman da kim? Dur bakalım. Geri git. Geri dur. Derdini polise anlatırsın artık. Handan polisi ara. Hemen arıyorum. Söyle bakalım. Osman da kimmiş?